Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, sevgili FM TV izleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri ümmeti Muhammed olmaktan, dini bir İslam dairesinden çıkmadan ahirete gitmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Çok kıymetlimize, tüm hastalarımıza acil şifalar ikram eylesin inşallah. Allahu Teala Hazretleri sağlığımızın kıymetine binmeyi nasip etsin inşallah. Vermiş olduğu sağlığı kendi yolunda kullanmayı hepimize nasip etsin inşallah. Bugün Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh Efendimizin Müslüman olmalısını, Müslüman oluşunu inşallah yapacağız, anlatmaya çalışacağız. Ama bugün şöyle bir şey yapacağız. Geçen bir izleyicimiz mesaj atmış. Hocam diyor, hep soruyoruz. 5-10 soru okuyorsun diyor. Vakit bitti diyorsun diyor. Önce diyor gelen soruları oku. Sorularımızı bir cevapla diyor. Ondan sonra diyor inşallah şey yapalım. Yine anlatıyor Resulullah Efendimiz'in hayatını. Ama dertlerimizi bir dinle hocam diyor, neler var diye. Ben de bugün inşallah şu an var olan gelen sorularla başlayıp sorular biten bitecek. Ondan sonra Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri'nin şeyini anlatacağım. Merhaben ahi, keyfe halikum cemian. Bu herhalde Arap ülkelerinden gelmiş inşallah. Keyfe ta'lemune ma ahi uridu minke. Halimizi sormuş. Artı 237'li bir yer. Hangi ülke bilmiyorum. Hangi ülke bilmiyorum. Bize halimizi sormuş. Hepinize toplu halde demiş. Allah halinizi iyi etsin, güzel etsin diye. Merhaben diye yazmış. Aleyküm selam diyoruz. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Selamun aleyküm hocam. Şimdiden hayırlı yayınlarınız olsun. Allahu Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'i bulunmuş olduğu darlıktan korusun ve kurtarsın demiş. Amin, amin inşallah güzel kardeşim. Hadis-i şerif tevekkelli değil demek ki diye yazmış. Okuyamadık. Hayırlısı inşallah. Şarjı da bitmiş bu arada. Sorucu şey yapmış. Diğer hattımıza bakalım şimdi. Selamun aleyküm hocam. Sosyal medyada günahlar öyle bir hale gelmiş ki evlerimizin içinde yeri geliyor, affedersiniz, gazino, disco oluyor, yeri geliyor, isyan evi, isyan odası oluyor diyor. Çocuklarımız, hepimiz perişan olduk. Allah'ım ne olur ümmeti Muhammed'i kurtar demiş. Doğrudur, evlerimizin içi gerçekten enteresan yani. Çocuklar, gençler artık izledikleri programlara göre evin içi cennet bahçesi de olabiliyor. Leş bahçesi de olabiliyor, günah bahçesi de olabiliyor. Çünkü evin içinde açıyorsunuz bir internetten, sosyal medyadan bir şeyi, açmış olduğunuz videoya göre, sese göre evin ahengi değişiyor, ortamı değişiyor sevgili Müslümanlar. İnşallah ama inanın biz dertlenmiyoruz. Gönüllerimiz yansa Allahu Teala bizi mutlaka ne yapar? Muhafaza eder. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar diliyoruz. Bu mübarek gün, haftanın pazartesi, hafta başlıyor diyor. Bizde normalde cuma günü ama diyor. İnşallah bari bu hafta diyor Rabbim bize günah işlettirmesin diyor. Amin diyorum. Çok güzel. İnşallah hiç işlettirmez de bu hafta işlettirmesin inşallah. Allah'ın bize nasip etsin inşallah. Esselamu aleyküm hocam. Allahu Teala Hazretleri din yolunda çalışanların yardımcısı olsun inşallah. Allah bize kolaylıklar versin demiş. Amin. Selamun aleyküm. Erkek sığır adağı dişi sığır adağı olarak yerine getirebilir mi? Allah'a emanet olun. Evet, cinsleri aynı olduğu için yerine getirilebilir. Ama
adak adarken ben erkek sığır keseceğim dediyse o erkek kesmesi lazım. Adak adarken erkek sığır dediyse o zaman onun adağı erkek sığır olacak. Dişisi olmaz. Ama yoksa kurban olarak erkek sığır dersin, dişi sığır kesersin, o olur. Cinsleri aynı çünkü. Recideki hocamız bu telefonun şeyi bitmiş, şarjı bittiği için diğer telefonu bırakalım sadece. İki telefonu değil de sadece bu telefona, yani şey hangisi oluyor? 644'e bırakalım, 530-234'ü onu silebiliriz. Selamun aleyküm hocam. Allahu Teala Hazretleri bütün başta ben olmak üzere demiş, Müslümanlara tesettür nasip etsin. İnşallah bacım. Rabbim sevdirsin. Allahu Teala bir şeyi sevdirdiği zaman Allah'a bir şeye zor yok. Nefsini yenenlere zor bir şey yok. Şeytana mağlup olmayanlara, şeytanın vesvesesine kulak vermeyenlere hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Rabbim bu konuda bizlere başarı nasip etsin. Evet. Tevrat okumak günah mıdır? Bir Müslüman Tevrat okuyabilir mi? Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Şimdi bir Müslüman kendi kitabı, kendi dini, kendi dini bilgileri varken okuması faydalı olacak bir şey değil. Ama alimlerimiz diyor ki, eğer o da halka değil tabii. Mesela bir Yahudi ile İslami bir konuda tartışacaksa diyor adam, Tevrat'ı bakıp oradan kendine delil alması için onu bakıp okuyabilir. Onun haricinde kabul edilmeyen bir kitap şu anda, tahrif edilmiş, insanların kendi el yazması, kendi yazdıkları bir şeylerle karıştırılmış bir kitap. Din olarak şu an İslam olduğu için onu da din olarak, dini bir kitap olarak görmek uygun değil. Okumak, o da uygun bir şey değil yani. Onu okuduğunuz zaman ne kazanabileceğinize bağlı. Bunu da en güzeli zaten din alimleri açıklamış. Eğer bir Yahudi ile tartışacaksanız ondan delil toplamak için o da okuyabilirsiniz. Onun haricinde Kur'an-ı Kerim yetiyor Allah'ın izniyle. Başka kitaplara gerek yok. Selamun aleyküm hocam. Hocam Ayasofya Camisi açıldı. Dedemiz Fatih Sultan Mehmet Hazretleri için ruhuna birer tane Fatiha okuyabilir miyiz demiş. Okuyalım inşallah ya. Dedemiz Fatih Sultan Mehmet Hazretleri için İstanbul'u bize fethedip ikram ettiği için Sultan Fatih Muhammed Han Hazretlerine ve tüm Osmanlı padişahlarından ruhlar için El Fatiha. Birer tane Fatiha okuyalım inşallah. Merhabalar hocam. Kolay gelsin. Hastanede yatan, ameliyat olacak olanlar için dua eder misiniz demiş. Allahu Teala Hazretleri tüm hastalarımıza acil şifalar ikram eylesin. Acil şifalar ama böyle gerçekten hastalık kolay değil. Hastalık zor bir şey. Dün bir yerdeydik işte hastane önünde sevgili Müslümanlar. Orada herkes ağlıyor yani. Babalarım öldü artık, annelerimi bilmiyorum. Orada insanlar üzüntü içinde ağlıyor. Acı bir şeydir yani hastane önlerinde beklemek, hastanede olmak. İnsanın yüreğini acıtır, burkar yani, soldurur. Allah o yüzden tüm hastalarımıza, tüm ameliyat olacaklara acil şifalar ikram eylesin inşallah. Hocam selamun aleyküm. Kurban bayramı yaklaşıyor. Allahu Teala'ya dua edin. İmkanımız olsun inşallah kurban keselim demiş. Kurban fiyatları yüksek demiş. Sevgili kardeşim, Allahu Teala kurbanı zaten zenginlere mecbur kıldı. Zengin olmayanlara mecbur değil. Ama bizim Türkiye'miz elhamdülillah güzel bir ahlak. Hoşuma da gidiyor yani. Kurban kesmeyi kendini mecbur kılmış yani. Ne yapıyor, ediyor, borca giriyor, derde giriyor, borca harca giriyor. Kurban kesiyor. Allahu Teala tabu kabul etsin inşallah. Allahu Teala kesemeyenlere de kesme imkanı nasip etsin inşallah. Üzülmenize de sevindim açıkçası. Kurban kesemediğine sevinmek değil, üzülmek zaten Müslümana yakışandır. Hocam selamun aleyküm. Allah'ın selamı belamı
Allah'ın selamı okuyamadım orayı. Samsun'dan selamlar demiş. Sizi izliyoruz. Rabbim hepimize kolaylıklar versin demiş. Amin güzel kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hocam Allah TV'nizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrendim. Yusuf hocamıza teşekkür ediyorum demiş. Biz de teşekkür ederiz. Yusuf hocamız gerçekten yani bayağı kişinin Kur'an-ı Kerim'e geçmesine sebep oldu. Bayağı kişinin Kur'an-ı Kerim'le iştigal etmesine sebep oldu. Allah razı olsun Yusuf hocamızdan. Yani tüm hocalarımızdan razı olsun. Ama Kur'an öğretmede Yusuf hocamız gerçekten şükürler olsun. TV'mizi nurlandırdı, bereketlendirdi elhamdülillah. Bu sure okunmaz, evet. Hocam selamun aleyküm. Allah-u Teala Hazretleri hepimize İslam'ı yaşamada kolaylıklar versin. Ne olur dua edin, namazlarıma başlamak istiyorum. Allah'ım sevgili Rabbim. Ne olur Allah'ım sevgili Rabbim. Ne olur ya Rabbi. Şu ahir zamanda, şu fitne zamanında Müslüman kardeşlerimize namaz iştiyakı, namaz sevgisi, senin tüm emirlerini yerine getirme sevgisi, ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Müslüman kardeşimiz namaza başlamak istiyorum diyor ama başlayamıyor. Ne durumlara kalmışız, ne durumlardayız ya Rabbi. Hocam selamun aleyküm. Annemin diyor sizlere çok selamı var. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben de bağış yapmak istiyorum hocam. Bir evim var. Eğer satılırsa diyor inşallah eşimi ve çocuğumun zekatını vermek istiyorum. Eşim çok hasta midesinden dua edin hocam diyor. Allah-u Teala Hazretleri eşinize ve tüm hasta olan kardeşlerimize şifa versin. Maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ikram eylesin. Yani bir şeyi satmanıza, bir şey vermenize gerek yok. Biz dua ediyoruz. Biz dua ediyoruz sevgili izleyiciler, sevgili Müslümanlar. Yani hocam selamun aleyküm. Kızım Reyhan için dua eder misiniz? Allah'ım Reyhan kardeşimize acil şifaları ikram eyle. Hastalığını onu bilmiyoruz tabi. Ama inşallah Allah'ım tüm hastalarımıza şifa bekleyenlere acil şifalar ikram ve ihsan eylesin inşallah. Hocam selamun aleyküm. İnternet üzerinden hisse alımı caiz midir? Hisse alımı derken kurban hissesi mi dediniz acaba? Hissesi caizdir çünkü vekalet alınıyor, vekalet veriliyor. Hocam Bingöl'den selamun aleyküm. Ağzınıza yüreğinize sağlık. FM TV'den Allah razı olsun. Vallahi çoluk çocuk hep beraber TV'yi açıyorum, izliyoruz. Gerçekten diyor günahsız bir kanal diyor. Allah razı olsun kardeşim sağ olasın. Hocam şu soruma cevap verir misiniz demiş. Soruya bakıyorum. Destan gibi yazmışsınız. Sevgili izleyiciler uzun sorular olduğu zaman onun okuması bir zaman alıyor vesaire. Kısa sorunuz, kısa cevaplamaya çalışınız. Böyle çok detaylı sorularınızı tabii sonradan ileride cevaplıyoruz. Selamun aleyküm hocam. Sorum vardı. Benim annem hanımımla ciddi anlamda uğraşıyor. Gerçekten zulmediyor diyor. Ben nasıl yapmam lazım diyor. Şimdi sevgili izleyicimiz, öncelikle geçmiş olsun. Bu büyük bir imtihan, bu gelin kaynana savaşları ne hikmetse Müslümanlar arasında bir haldir. Yani ne anlatmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar, dertleri ne? İnanın bilmiyoruz. Ama böyle bir durum var. Bir kere annenizle kavga etmeyeceksiniz. Anneyle kavga yok. Anneyle kavga falan yok. Bunu baştan bir kafamıza sokalım. Kafamıza soktuk mu? Onun için dua edelim. Ama hanımınızı da sahipsiz hissedip annem ne derse o. O benim annem, o benim her şeyim falan diyerek hanımınızla restleşmeye gerek yok. Olaylara hakim olarak bakacaksınız. Adaletli bakacaksınız. Adil olarak bakacaksınız. Siz bana yazdınız. Diyorsunuz ki hocam annem hanıma ciddi anlamda zarar veriyor. Allah-u Teala öncelikle gerçekten şu gelin kaynana ilişkilerindeki sebebi neyse yani bu savaşları bir bitirmeyi nasip etsin.
Bu nasıl bir ahlaktır ya? Allah'ın emaneti olan kendi oğluna bir gelin nasip ediyor hanımefendi. Onu üzmek senin hoşuna mı gidecek yani? Sen bundan nasıl bir zevk alırsın? Bu senin için nasıl bir duygusuzluktur? Yani bunun neresi sana mutluluk veriyor? Gerçekten hiç anlayabilmiş değilim. Arama yapmıyoruz sevgili Müslümanlar. Sadece soru soruyoruz inşallah. Sorularınızı cevaplayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bu olay çok önemli bir olay. Lütfen ya. Müslümanız ya. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Hesap verilecek. Sorulacak bize. Ey Ademoğlu. Ey insanoğlu. Ey Müslüman. Derdin neydi de sen geçinemedin? Gelinine niye taktın bu kadar sen? Yani böyle Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Şimdi bir programımıza başlayalım. Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri'nin şu ana kadar gelen soruları okudum. Artık kalanları da programdan sonra cevaplayacağız. Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri'nin Müslüman oluşunu anlatacağız. Bakın iyi dinleyin. Ebu Zer radıyallahu anh İslam'da ilk kez peygambere şöyle bir selam veriyor. İslam'da ilk böyle bu tarz bir selam veren Esselamu aleyke ya Resulallah. İşte Esselamu aleyke ya Resulallah ilk sözü Ebu Zer el-Gıffari'den gelmedir. Bir de dayak yiyor, onu da anlatacağız inşallah. İslam'ın nuru gizliden gizliye yayılmaya başladığı bir dönem Ebu Zer el-Gıffari Hazretleri de Gıffar kabilesinden Mekke'ye biraz mesafeli, Mekke'nin dışında. Ama duyuyor ki Mekke'de bir peygamber çıkmış. Ebu Zer kendisi küçüklüğünden beri putlara tapmayan, şirkten hoşlanmayan ve putlara tapılması çok saçma gelen bir anlayışa sahip. Yani diyor şurada taş var, insan kılığında veya yapılmış büyük bir şey. Ona eğilip kalkıyorsun, ondan bir şeyler istiyorsun. O bir şey konuşmuyor, o bir şey yaptığı yok. İster ne yaparsan yap, yüzüne gül, gülme, küfret, şey yap. Hiçbir şey yapmıyor, bomboş duruyor. İnsanlar ona ilah diye tapıyor. Ebu Zer'e göre bu çok saçma geliyor Ebu Zer Gıffari Hazretleri'ne. Öyle olunca Ebu Zer Gıffari Hazretleri bir arayış içerisinde. Gönlünü rahatlatacak bir arayış içerisinde sevgili Müslümanlar. Gönlünü rahatlatmak istiyor. Ama rahatlatacak şey de yok. Duyuyor ki Mekke'de bir peygamber çıkmış. İnsanları İslam'a davet ediyor. Bunun üzerine Ebu Zer Gıffari radıyallahu anh kardeşi Üneyse diyor ki kardeşim şu Mekke'ye bir git. Orada birisi var. Orada birisi var. Onunla bir görüş, bana bir haber ver diye kardeşini Mekke'ye gönderiyor. Kardeşi Üneyse Mekke'ye geliyor. Orada olaylara bakıyor. Bakıyor ki herkesin haberi yok. Veya bazıları gizliyor yani. Daha yeni ortaya çıkmış. Orada öğreniyor. Evet, burada bir peygamber çıktı. Atalarının dinini terk etti. Yeni bir din getirdi. Bizim ilahlarımızı reddediyor diye böyle bir söylenti var. Geliyor Gıffar kabilesine, abisi Ebu Zer'in yanına. Abi Mekke'ye gittim. Ortam şöyle. İnsanların çoğu bu yeni çıkmış olan peygambere karşılar ve düşmanlar. Atalarımızın dinini bıraktı diye ona düşmanlık sergiliyorlar. Sevgili abicim, durum bundan ibaret diyor. Ebu Zer el-Gıffari böyle bir seviniyor. Atalarımızın dini dediği ne? Putlara tapmak. Ebu Zer el-Gıffari zaten kendisi de ne? Buna karşı, son derece karşı. Acayip bir şekilde hoşuna gidiyor ve hemen yanına biraz azlık bir şeyler alıyor. Doğru Mekke'ye Resulullah'ın bellesi Kabe'nin olduğu muazzam yere. Sonra Ebu Zer oraya gelince şöyle gizli gizli bakıyor. Çünkü ortalıkta hiçbir şey yok. Ortalıkta hiçbir şey yok. Ama inanılmaz bir düşmanlık olduğunu kardeşi söyledi ya. Sormaya da korkuyor şimdi. Yahu şimdi soracağım diyor. Acaba ona mı inandın, ne yaptın diye öldürürler diye. Olayı bir öğrenmek istiyor. Ondan sonra ne olursa olsun. Ebu Zer el-Gıffari için Peygamber Efendimiz diyor ki güneşin üzerine doğduğu daha doğru bir kimse, doğru sözlü bir kimse yok diyor. Ebu Zer el-Gıffari çok doğru sözlüydü. Hiç yalan söylemezdi.
hep doğruluk üzere devam ederdi. Çok düzdü böyle. Müslümanların günah işlemesi Ebu Zer'e çok hayret ederdi. Ya Resulallah diyordu, bir Müslüman Allah'a inanacak, size inanacak, ahirete inanacak, yalan söyleyecek, hırsızlık yapacak. Bir Müslüman Allah'a inanacak, peygambere inanacak, dine inanacak ama zina edecek. Olur mu ya Resulallah? Olur mu ya Resulallah? Hiç yan yana yakışıyor mu bunlar ya Resulallah diye Peygamber Efendimiz'e hayret ettiğini söylüyor. Ebu Zer el-Gıffari yeryüzünde güneşin doğduğu daha doğru sözlü bir kimse yok. Çok doğru sözlüydü Ebu Zer el-Gıffari. Dost doğruydu. Ya tek yaşadı tek öldü biliyor musunuz? O mübarek sahabe tek yaşadı tek öldü. Tek başına sakin bir yerde, sadece hanımın olduğu bir yerde. Sahabeler yoldan geçerken görmüşler onları. Ve orada Ebu Zer el-Gıffari vefat ediyor gömüyorlar. Yani şu Allah'ın sevdiği insanlara, Resulullah'ın sevdiği insanlara hayatlarına bir bakın. Vallahi bizim hayatımız sanki onların hayatıyla hiç alakası yok gibi ya. Yalnız başlarına, garip bir şekilde ama Allah'ıyla barışık, diniyle barışık bir şekilde gittiler. Ondan sonra Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh geliyor Resul-i Ekrem Efendimiz'in olduğu yere, Kabe'ye gidiyor. Acıktıkça orada zemzem içiyor. Çünkü yiyeceği bitmiş. Mekke'de müşrikler acayip düşman. İslam'da daha gizli. Mescid-i Haram'da kalıyor. Yatıyor, kalkıyor Mescid-i Haram'da. Sonra onu Hazreti Ali görüyor. Mescid-i Haram'ın bir köşesinde büzülmüş. Böyle yatıyor. Zengin bir sülalesi var. Ticaretle uğraşan bir sülalesi var. Ebu Zer el-Gıffari de paraya değer vermeyenlerden. Resulullah aşkından Kabe'nin bir kenarında aç ve susuz böyle büzülmüş bir şekilde Kabe'nin etrafında yatıyor Bilal, Hazreti Ebu Zer el-Gıffari. Büzülmüş. Dini için, dine girebilmek için aleyhissalatü vesselam'ı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımak için Kabe'nin bir kenarında açlık ve susuzluk ve halsizlikle böyle bürünmüş bir zat. Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh. Ya. Cennet onlara aşık. Melekler onlara hayran. Allah onlardan razı. Resulullah onlarla mutluydu. Bizde her şeyin tersi var maalesef. Bizler Allah ve peygamber için bir kenarda büzüşmeyiz. Bir sanatçının konseri için, bir futbol takımının taraftarlığını yapabilmek için biz üşürüz. Bununla da gurur duyarız. Bizler sahte dünyaların, sahte sevinçlerin, sahte kahramanlıkların fedakarlıklarını yapıyoruz. Allah ve peygamber için üşümek, bir kenara büzülmek, Allah ve Resulü için bir kenarda sabahlamak, bize çok ağır geliyor. Nefsimize çok ağır geliyor. Allah'ım bizi bu ahlaktan kurtarsın inşallah. Hazreti Ali bakıyor ki ona uzak bir yoldan gelmiş belli. Yani Mekke'den olsa zaten tanıyacak. Bunun üzerine Hazreti Ali onun yanına yaklaşıyor. Diyor ki sen diyor uzak bir yoldan mı geldin? Ebu Zer diyor ki evet ben uzak bir yoldan geldim. Hazreti Ali misafirperver ya, cömert ya. Hadi gel diyor evimize gidelim. Seni diyor evinde misafir edeyim. Bu halde diyor durman içime el vermedi diyor. Hazreti Ali'yi alıyor. Hazreti Ali Ebu Zer'i evine götürüyor. Sabah olunca Ebu Zer yine Resulullah Efendimiz'i sorup bulmak için Mescid-i Haram'a gidiyor. Ama aynı şekilde hiç kimseden peygamberimizle alakalı haber olmayınca köşede ümitsiz bir şekilde kenarda duruyor. Zemzem suyuyla hayatını devam ettiriyor. Hazreti Ali bakıyor ki bu adam gene burada. Onu misafir etmeye çalışıyor. Yanına gidiyor. Ebu Zer Hazreti Ali'nin yani hayli bana diyor bir peygamber gelmiş ona götürür müsün diyor. Hazreti Ali diyor ki sus sakin ol. Evet buraya bir peygamber geldi. Biz de ona iman ettik diyor elhamdülillah. O diyor son peygamber Muhammed'in emin Hazreti Muhammed Mustafa diyor. Ama şu an gizli tutuyoruz. Aşikar yapmıyoruz. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh ona her şeyi anlatıyor. Her şeyiyle birbirlerine açıldılar. Ebu Zer diyor ki
ben diyor buraya peygamberimiz için geldim. Bir din sahibi gelmiş. Ben putları tapmaktan nefret ediyorum. Ben şirkten nefret ediyorum. Şirk bana ağır geliyor. Şirkten nefret ediyorum diyor. O yüzden ben buraya peygamberi görmeye geldim. Yeni dini merak etmeye geldim diyor. Bakıyor ki Hazreti Ali çok samimi onda. Senin diyor bu hareketle akıllık ettin. Doğruyu buldun. Seni tebrik ediyorum diyor. Diyor ki şimdi hava biraz daha kararsın. Sen diyor peşimden geleceksin. Ben nereye gidersem, hangi sokağa gidersem sen de oraya gideceksin. Tamam mı? Tamam. Hazreti Ali böyle önden gidiyor. Bir yere giriyor. Sonra Ebu Zer'e giriyor. Hazreti Ali diyor ki eğer tehlikeli bir durumla karşılaşacak olursak, yanlış bir durum karşılaşacak, beni takip etmemen gerekirse diyor, o zaman ben diyor yere eğilirim. Sanki pabucumu düzeltiyormuş gibi yaparım. Sen oraya devam eder gidersin. Biz yine Kabe'de buluşuruz. Daha sonra gideriz. Tamam mı diyor? Tamam diyorlar. Evden çıkıyorlar. Aynen Hazreti Ali'nin dediği gibi tıkır tıkır gidiyorlar. Alemlerin efendisine Hazreti Muhammed Mustafa'ya gidiyorlar. Manevi nurlar açılmış. Gönüller pır pır ediyor. Peygamberle karşılaşmanın bir heyecanı var. Böyle bir cennet bahçesindeler sanki. Öyle bir heyecanla, öyle bir zevkle gidiyorlar. Gidiyorlar. Belli bir müddet gittikten sonra hiçbir anormal durumla karşılaşmıyorlar ve bir kapıdan içeri giriyorlar. Etrafı nur, kendisi nur, Hazreti Muhammed Mustafa var orada. Ebu Zer radıyallahu anh, Hazreti Peygamberi Zişan Efendimiz'i gördüğü zaman o peygambere olan inancı, şeyi, her şeyiyle tam teslim oldu. Buzları eridi tabiri caizse. Hiç teşeksiz ve şüphesiz anladı. Bu rahmet peygamberi. Anladı onda o alemlerin efendisi. Bu hak bir peygamber. Bu hak peygamber. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anladı onu sevgili Müslümanlar. Ya. Düşünsene ya. Gözlerimizi bir kapatalım. Bu yolculuğu beraber yapalım. Biz iman ettik elhamdülillah. Mekke sokaklarındayız. Kabe'den çıkmışız. İlk defa Resulullah'ı görmeye gidiyoruz. Hazreti Ali'yi takip ediyoruz. Uzaklara doğru böyle. Ara sokaklardan o karanlık müşriklerin şirk deryasının içinden, o zifiri karanlıktan alemleri aydınlatan nur Hazreti Muhammed Mustafa'ya doğru gidiyoruz. Yolculuk yapıyoruz. Canlandırın bunu havanızda. Gidiyorsunuz. Sokaklardan, aralardan, evlerden geçiyorsunuz. Karanlıklardan geçiyorsunuz. Ve son durakta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve selam veriyorsunuz. Esselamu aleyke ya Resulallah. Hazreti Ebu Zer güya dine inanacak, sorgulayacaktı. Peygamberi bir gördü. Peygamber aleyhissalatü vesselamı bir gördü. Hiç şeksiz ve şüphesiz bu gerçek peygamber, bu son dinin sahibi Hazreti Muhammed dedi ve peygamberimize şöyle selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Efendimiz'e yaklaştı, elinden tuttu, sarıldı ona, yüzüne koydu. Efendimiz'in yüzünü okşadı. Mübarek ellerini yüzünde gezdirdi Hazreti Ebu Zer. O an Allah onun içine İslam nurunu, İslam sevgisini, hidayet nurunu bütün zerrelerine işletti. Peygamber Efendimiz'in yanına gitti ama müthiş bir zevk, aşk ve heyecanla. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun dedi. Peygamber Efendimiz ona dedi ki Allah'ın rahmeti senin de üzerine olsun. Sen kimsin dedi. Ebu Zer, ben Gıffar kabilesinden Ebu Zer dedi. 3 geceden beri buradayım. Peygamberimiz ona sormuştu. Ne zamandan beri buradasın? 3 gecedir buradayım efendim dedi. Seni kim doyuruyor deyince tek yiyeceğim zemzem suyu. Hatta şişmanladım bile.
Hani şikayet etmek istemiyor yani. Benim açlığıma, susuzluğuma takılmayın. Ben buraya geldiğime çok mutlu oldum. Ben kaç yaşına geldim? Ben bu ahlakı, bu peygamberi, bu dini bekliyordum. Ben şirke tapmadım, putlara tapmadım. Şirke bulaşmadım yani. Aç kaldığıma bakmayın, susuz kaldığıma bakmayın. Ben buraya ölmeye geldim. Ben bulacağımı bulmuşum havasında kendisinin şikayet ettirmek istemiyor. Diyor ki hatta şişmanladım bile diyor. Hiç açlık, susuzluk duymadım diyor. İslam doyurdu onu. Muhammed Mustafa'nın aşkı doyurdu Ebu Zer el-Gıffari'yi. İşte kanaat, işte şükür, işte mükemmellik, işte sahabe olma güzelliği, işte gerçek Allah ve peygamber sevgisi. Allah ve peygamber yolunda yapılan iyilikler, yapılan çalışmalarda başımıza gelenlerden şikayet etme hakkımız yok. Olamaz. Resulullah'ı vermiş Allah sana. Kitabullah'ı vermiş Allah sana. Sevgili Rabbim sana secde etme nimeti vermiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken tereddüt etmiyorsan, kalbin pırpır ediyorsa, böyle bir Allah'ın varlığına inanıyorsan, 5 milyarın, 6 milyarın veya 4 milyarın inanmadığı bir dünyada sen Allah'a, peygambere inanıyorsan, seni İslam doyurmuştur işte. Sen bu davada, sen bu yolda çektiklerin için ağzını açamazsın. Müslümanız diye hakaret edenlerden dolayı İslam'dan gocunma. Müslümanlığından sana verilen bu mükemmel onur ve şeref, haysiyet, büyük izzet ve şeref olan İslam dininin madalyasından utanma, arlanma. Büyük nimet bak. Ebu Zer diyor açlığıma susuzluğuma bakmayın, ben şişmanladım bile. Ben her şeye razıyım. Ben Müslüman olmanın şerefine nail oluyorum diyor. Zemzem diyor mübarek bir içecektir. Doyurucudur diyor. Sonra diyor ki ya Resulallah doğru olduğunu inanıyorum ama bana İslam'ı anlat. Bana İslam'ı anlat diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona İslam'a, İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın mükemmelliklerini anlatıyor. Hiç tereddütsüz hep beraber söyleyelim. Ebu Zer el-Gıffari Müslüman oluyor. Diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Şahit ederim ki Allah şahitli olsun ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki muhakkak ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve seçmiş olduğu Resulü peygamberidir. İman ediyor. Sonra Ebu Zer el-Gıffari dehşet zevk içinde, aşklar içerisinde, mutluluklar içerisinde, Müslüman oldum diye bir gün böyle mutlu olduk mu be? Bir gün yaşadık mı şu mutluluğu? Ebu Zer gibi aşk sarhoş olmuş, İslam sarhoş olmuş Ebu Zer el-Gıffari. Kendinden geçmiş. Müslüman olmanın gururunu, onurunu, şerefini, haysiyetini yaşıyor Ebu Zer. Radıyallahu anh Efendimiz. Kendini durduramıyor. Allah'ım bize de imanımızın zevkini tattır. İslam'ımızın zevkini tattır. Ya Rabbi ne olur? Tadanlar var. Bu iş hakkıyla yaşayanlar var ya Rabbi. Allah'ım bizi de yaşattır. Bütün zerrelerimiz İslam'ın sevgisiyle beslensin. İslam'ın nuruyla beslensin. Senin sevginle, kitabının sevgisiyle, Resulünün sevgisiyle beslet. Gıdalandır bizi ya Rabbi. Amin. Ve Ebu Zer el-Gıffari ya Resulallah dedi seni hak peygamber göndererek gönderen Allah'a yemin olsun ki ben müşriklerin arasında açıkça diyor İslam'ımı ilan edeceğim. Sonra kalkıp doğruca Kabe'ye koştu. Ve Kabe'de müşriklere pervasızca, hiç korkusuzca, gözü hiçbir şeyden korkmadan, hastalığı da, sakatlığı da, dayağı da, ölümü de, açlığı da, susuzluğu da, her şeyi göze alarak, ey kafirler topluluğu, ey müşrikler topluluğu, ben şahitlik ederim, Allah'tan başka ilah yok, ben yine şahitlik ederim, Muhammed, Hazreti Muhammed diyor, onun kulu ve Resulüdür, seçtiği peygamberidir.
Böyle bir kahramanlıkla haykırınca o azılı müşrikler topluluğu, şeytanın askerleri, necasetler, pislikler Ebu Zer el-Gıffari gibi tertemiz, doğru sözlü sahabi Bilal, Ebu Zer el-Gıffari'yi öldürene kadar dövdüler. Darbe almayan vücudunda yer kalmadı. Ayağından da tekme yedi, bacaklarından da, sırtından da, kafasından da. Kafasını yerlerde süründürdüler Mekke sokaklarında. Yumruklarla kafasını, burnunu şişirdiler. Gözünü morarttılar. Boynunu, göğsünü, sırtını incittiler. Her tarafı yara bere izindeydi. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas onu kurtardı, dedi. Ne yapıyorsunuz? Biz bunlarla ticaret yapıyoruz, perişan oluruz diye onların elinden Ebu Zer el-Gıffari'yi aldı. Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh, o mübarek sahabi, eli öpülecek sahabe, peygamber aşığı, İslam'la doyan, İslam'la onur duyan, İslam'dan başka hiçbir şeyden sevgili Müslümanlar aramayalım. Arayınca mikrofonlarda da sıkıntı çekiyor, ahenk de bozuluyor. Soru sorun, sorunuzu cevaplayacağız inşallah. Vakit de doluyor ama hayırlısıyla. Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yanına getiriyorlar. Bu muhteşem cevabı asla unutmayın. Kulaklarımıza küpe olsun. Gençliğimize bunları armağan edin. Gençliğimize bunları söyleyin. Hazreti Resulullah'ın huzuruna geldiği zaman Ebu Zer iki kişi tutarak gelmiş, sürüyerek. Ebu Zer'in ellerini, ayaklarını, parmaklarını kıpırdatacak hali yok. Göz kapaklarını bile böyle komadan çıkmış. Ameliyattan çıkanlar olur ya böyle gözleri kapalı, zar zor baygın bir şekilde diye açar ya. Ebu Zer el-Gıffari konuşacak takati yok. Dayak yemiş. Aleyhisselatu vesselamın huzuruna getiriyorlar Ebu Zer'i. Sahabeler, peygamberimiz gözyaşlarıyla izliyor. Ya Rabbi diyor. Bana iman etti diye bir kardeşimi dövdüler. Ya Rabbi diyor gözyaşlarıyla. Ve Ebu Zer ağızlarından konuşamıyor Ebu Zer radıyallahu anh. Ağzını kapatmış, inleyerek. Ebu Zer nasılsın Ebu Zer diyor, ağlıyor Resulullah. Aleyhissalatu vesselam ağlarken Ebu Zer de inleyerek cevap veriyor. Ya Resulallah, iyiyim elhamdülillah, iyiyim ya Resulallah, bir şeyim yok. Ebu Zer diyor, ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi Ebu Zer, bu iş gizli, daha aşikar olmadı, sabret diye. Ebu Zer ne diyor biliyor musunuz sevgili Müslümanlar? Ebu Zer ne diyor biliyor musunuz? Vallahi ya Resulallah, Allah bana öyle bir din verdi ki, tabi böyle konuşamıyor, inleyerek, böyle değil. Bu kadar dayak yemiş, her tarafı ağrısızı içinde bir sahabe nasıl konuşsun? İnleyerek, ya Resulallah. Ya Resulallah, Allah bana çok güzel bir din verdi. Çok mutluyum. İşte bu meşhur sözünü söylüyor. Ya Resulallah, Allah için, İslam için dayak yemek de çok güzel. Dayak yerken bile zevk aldım ya Resulallah diyor. Alemlerde bundan daha üstün bir söz olamaz. Allah için dayak yedim ve bu bana zevk verdi. Üç kuruş için, Allah içini bırak ya, üç kuruş için, üç kuruş için. Zevken faiz yiyen Müslüman kardeşlerim, Ebu Zer'le ahirette karşı karşıya kalırsanız ne cevap vereceksiniz? Maaşım kesilmesin diye cumayı bırakanlar, maaşım kesilmesin diye namazını bırakanlar, maaşlarımız gitmesin diye para kazanım diye, para kazanalım diye başörtüsünü, tesettürünü bırakanlar, ahirette bırakın azabı, Allah'ın sorgusunu, Ebu Zer'le karşı karşıya kalsanız, göz göze gelseniz ne cevap vereceksiniz? Ne cevap vereceğiz? Nasıl bakacağız o sahabelerin yüzüne? Bizim için neler çektiklerine bakar mısınız? Ve Ebu Zer radıyallahu anh ikinci gün topallaya topallaya, aksaya aksaya yine gidiyor o müşriklerin yanında, putların huzurunda. Ey Kureyşliler,
Ben şahitlik ederim. Allah bir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Siz batılsınız. Siz şirk ehlisiniz. Cehenneme gideceksiniz diyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ı gene bayıltana kadar dövüyorlar. 3 gün peş peşe böyle dayak yiyor Ebu Zer el-Gıffari. Biz onun huzuruna gidersek, Ebu Zer radıyallahu anh'la karşı karşıya kalırsak, diyecek ki sen de Müslümansın, ben de. Sen de aynı Allah'a inandın, ben de aynı Allah'a inandım. Söyler misin? Söyler misin? Onunla karşı karşıya kaldığında bize sorsa Allah için ne yaptın? Ey Mustafa Kartal, Allah için ne yaptın? Ey Müslüman kardeşim, Allah için ne yaptın? Biz Resulullah döneminde yapmamız gereken ne varsa yaptık. Resulullah döneminden sonra sen ne yaptın? Bir söyler misin? Dediği zaman ne diyeceksin ya? Ne diyeceğiz ya? Vallahi çok utanacağız. Bu Ebu Zer Gıffari sonuçta bir insan, bir sahabi. Ya peygamberin huzuruna geldiğimiz zaman şu ayet yaşanacak. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehîdin ve ci'nâ bike alâ hâulâi şehîdâ. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a Allah soracak. Bu ümmetin için ne dersin? Senin için Allah Resulü ne diyecek? Allah rızası için cevabını bul da konuş. Senin için Resulullah ne diyecek? Sahtekar mı diyecek bizim için? Düzenbaz mı diyecek? Gafil mi diyecek? Tembel mi diyecek? Hain mi diyecek? Ümmeti Muhammed'likten ne anladın sen? Mi diyecek? Ya Rabbi ne diyeyim diyecek? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağladığı bir ayettir, biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed'i için ağladı. Biz de Resulullah'ı ağlatıyoruz. Ve o Resulullah'ı gerçekten rencide ediyoruz ya. Mahcup ediyoruz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi. Allah'ım artık peygamberini utandırmaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Senin dinini, Resulünü utandırmaktan kurtar bizi ya Rabbi. Bu gafil olan, nefislerine uymuş olan, şeytana tabi olmuş olan bu kötü ahlaklarımızdan hepimizi kurtar Allah'ım. Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh bu hadiseden sonra, bu kadar dayak yedikten sonra ben dedi gideyim ya Resulallah kabileme bu güzel dinimi anlatayım dedi. Hicretin 6. yılına kadar da Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh orada kaldı. O yüzden Bedir, Hendek, Uhud savaşlarına katılamadı. Ama Ebu Zer el-Gıffari'yi Peygamber Efendimiz yanına bir aldı, bir daha vefat edene kadar yanından hiç ayırmadı. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Allah'ım onların o güzel ahlakını bizlere nasip eylesin inşallah. Sevgili Müslümanlar, vaktimiz geldi ama şuradan birkaç soru okuyacağım. Akşam namazını kılmaya başlarken kamet getirmeyi unutuyorum. Ne yapmam lazım? Namazınız olmuştur. Şimdi sevgili Müslümanlar, Allah-u Teala hepimize namaz aşkı nasip etsin. İbadet aşkı nasip etsin inşallah. Bir tane soru aldım. Onunla beraber olayı kapatıyoruz zaten. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Sevgili Allah'ımız Celle ve Ala Hazretleri hepimize, hepinize gönül genişliği nasip etsin. Şu sahabe peygamber hayatını dinleyip kendimize gelmeyi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.